Herkese merhaba. Ülke ordularının ihtiyaçları zamanla değişir. Örneğin savaş zamanlarında, barış zamanlarında olduğundan daha fazla bina ve araca ihtiyaç duyulur. Ve genellikle bir savaş sona erdiğinde devletler, varlıklarının bir kısmına artık ihtiyaç duymazlar. Bu varlıkların alıcıları olduğunda ise satılabilirler. Aksi takdirde terk edilip büyüleyici bir hal alırlar. Bugünkü videomuzda sizlere terk edilmiş en inanılmaz askeri bölgelerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Bir zamanlar İngiltere'nin Lincolnshire kentindeki bu sahada kırılan 4 çanak anten, Almanya veya Rusya'dan gelebilecek bir hava saldırısı olasılığına karşı ülkenin ilk savunma hattıydı. Günümüzde ise oldukları yerde paslı bir şekilde duruyorlar. Yıllarca süren değerli hizmetlerinden sonra bu araçların kullanılması pek mümkün değil, ancak bu duruma RAF Senigot üssünün kapatılmasının acı gerçeği diyebiliriz. Kraliyet Hava Kuvvetleri radar istasyonu 1938'de açıldı ve 1955'e kadar kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında gelen Alman hava saldırılarını tespit etmek ve izleyen yıllarda Sovyetlerin bir saldırı başlatma olasılığına karşı caydırıcı olarak hizmet etmekle görevlendirildi. Savaş sırasında kullanılan çanak antenler aslında bugün görebileceğinizden çok daha küçüktü. Bu çok daha büyük olan çanaklar, savaş sonrası yıllarda Avrupa Müttefik Komutası'ndaki NATO tarafından eklendi. NATO tesisleri 1980'lere kadar işletmeye devam etti. Sonrasında tüm bölge 1996'dan kalma bu paslı çanaklar dışında yavaş yavaş parçalara ayrıldı. Sonuç olarak bu çanaklar, bir zamanlar burada yaşanan her şeyin bir kanıtı olarak bölgede durmaya devam ediyorlar. İngiltere'deki eski Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerine değinmişken, bir de Suffolk'taki RAF Bentwaters'a bakalım. Bu tesis 2. Dünya Savaşı'nın bir ürünü olup, inşaatı 1942'de başlamış ve 1944'te RAF Bombardıman Komutanlığı rehberliğinde sona erdirilmiştir. Üçgen şeklindeki taban savaşın geri kalanında RAF tarafından kullanımda kaldı ve daha sonra 1951 ve 1993 yılları arasında Soğuk Savaş operasyonları için Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'ne ödünç verildi. Aslında Soğuk Savaş yıllarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Avrupa'nın geri kalanına saldırsaydı RAF Bentwaters savunma konusunda kilit bir rol oynayacaktı. Öte yandan ABD'nin 1993'ten sonra bu alana daha fazla ihtiyacı yoktu ve bu nedenle derhal İngiltere Savunma Bakanlığı'na geri verildi. Sonrasında da bakanlık burasının oldukça eski olduğunu ilan etti ve kapattı. Bölge bugünlerde Bentwaters Parks olarak biliniyor ve birçok televizyon programı ve film için çekim yeri olarak hizmet veriyor. Bölgede bulunan birçok uçak, helikopter ve diğer askeri araçların tümü orijinaldir. Tabii silahların hepsi çıkarılmıştır. Alandaki en ilginç bina ise patlamaya dayanıklı kalın duvarlarıyla Star Wars binası olarak adlandırılan bu yapı. Burada çok gizli bir şeyler dönüyor olmalı ve muhtemelen bunun ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Macaristan'da bulunan bu eski mantar çiftliğinin duvarları konuşabilseydi, size Sovyet nükleer silahları hakkında birçok şey anlatabilirdi. Tam yeri bilinmeyen bu tesis, ilk olarak Macar ordusu için bir mühimmat deposu olarak inşa edildi. Sovyet ordusu 1950'lerde burayı kontrol altına aldı ve neredeyse anında amacını değiştirdi ve onu bir nükleer depolama deposuna dönüştürdü. 1990'da Sovyetler Birliği dağılana kadar tesis bu amaç için kullanıldı. Sovyetler tarafından bir zamanlar kullanılan kıyamet silahları, her iki uçta da 10 tonluk çelik kapılarla korunan zeminlerin altındaki beton tünellerde tutuldu. Öyle ki o zamanlar burada 21 savaş başlığının saklandığı düşünülüyor. Terk edildikten sonra ise burası mantar üreten bir tesise dönüştü. Aslında bu kulağa biraz saçma gelebilir. Ancak tünellerin mantar yetiştirmek için mükemmel olduğu kanıtlandı. Öte yandan radyoaktif olabilecek tünellerde yetiştirilen mantarları satın almak isteyip istemediğimizden emin olmasak da mantar çiftliği oldukça büyüdü ve her yıl 80 ton sattı. Çiftlik yakın geçmişte faaliyetlerini durdurdu ve gördüğünüz gibi tüm site artık terk edilmiş durumda. Birleşik Krallık'taki jet motorları veya gaz türbinleri hakkında bir şey bilmek istiyorsanız Fleet Hampshire'daki ulusal gaz türbini kuruluşuna gitmeniz gereken bir zaman vardı. Daha sonra Peastock olarak bilinen devasa tesis, 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra açıldı ve 50 yıldan fazla bir süre aktif kaldı. İngiliz jet motorlarının geliştirilmesinde hayati bir rol oynamasının yanı sıra İngiliz ve Amerikan orduları için de çok değerliydi. Öyle ki Soğuk Savaş sırasında ele geçirilen Sovyet motorları, yetenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için analiz edilmek üzere buraya getirildi. Geniş alan biraz uzay aracına benziyor olsa da 2000 yılından beri kapalı.
Ayrıca kullanıldığı zaman boyunca burada V-Bomber, Harrier ve Tornado motorları test edildi. Hatta Concorde'un motorları bile burada test edildi. Bu testin sonucunda 18.300 metrede uçmaya eşdeğer inanılmaz bir atmosfer basıncıyla saatte 3.218 km hız verileri elde edildi. Bu uyum testleri, türünün dünyadaki en büyük test tüneli olan Tescel 4'te gerçekleşti. Günümüzde bile Pistock'un içinde hala birkaç jet motoru bulunuyor, ancak yakında yeni bir perakende dağıtım merkezine yer açmak için tesisin geri kalanıyla birlikte imha edilecekler. Fransa kıyılarında çok gizli bir yerde, hatta belki de sadece ordunun ve küçük bir şehir kaşif grubunun bildiği bir yerde Atlantik Hayalet Filosu bulunuyor. Sarp kayalıklar arasındaki bir koyda gizlenmiş olan bu eski savaş gemileri koleksiyonu hala yüzüyor. Ancak hiçbirinin aktif hizmete geri dönmesi muhtemel değil. Çünkü araçların en iyi yılları çoktan geçti. Buradaki gemilerden biri Fransız donanmasının 1950'lerde inşa ettiği ve 1990'lara kadar hizmette kalan tepeden tırnağa uçak savar silahları, füze sistemleri ve saldırı helikopterleri için depolarla donanmış eski amiral gemisi. Şaşırtıcı bir şekilde Masurka füzelerinden bazıları hala bu paslanan gemide mevcut. Hatta ateş edilmelerini sağlayacak kontrol panelleri de hala orada. Bu gemilerin genel yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla burada tutulduğu düşünülüyor. Bu nedenle ekipmanlarının hiçbiri sökülmedi veya hurdaya atılmadı. Aslında herhangi bir modern geminin neden bu kadar eski ekipmanlara ihtiyaç duyduğunu anlayamasak da gemilerin hepsi hala yerinde duruyor. Dahası gemiler emekliye ayrılmış ve kullanılmamış olsa da etraflarındaki alan hala Fransız polisi tarafından gözetleniyor. Bu görüntüleri elde eden kaşiflerse bunu yaparak yasayı çiğnediler. Bu nedenle kimsenin buraya gidip fotoğraf ya da video çekmesini önermiyoruz. Rus donanmasının şimdiye kadar inşa ettiği en büyük dizel denizaltısı B-307 olarak biliniyor ama bu araç artık denizin altında değil. Aslında denizaltı uzun süredir kurumuş ve Tulgati şehrinde imkansız bir şekilde ayakta duruyor. Devasa denizaltı gemisi 1970'lerin sonlarında inşa edildi ve askeri hizmetine 1980'de başladı. B-307 temas ettiği herhangi bir düşman denizaltısı için açıkça bir tehdit oluşturacaktı. Ancak askeri hizmeti büyük ölçüde sorunsuz geçti. B-307, Akdeniz ve Barents arasındaki denizlerde 21 yıl boyunca savaşta en ufak bir çizik dahi almadan dolaştı ve 2001 yılında Kuzey Filosu'ndan emekli oldu. Bu noktada bir müze tarafından hemen satın alındı ve müze ayrıca 6 askeri traktör olarak aracı taşımaya karar verdi. Ancak sonrasında gemiyi taşımak yerine müzenin oraya taşınmasının çok daha kolay olacağına karar verildi. Soğam sınıfı denizaltı şimdi Togliatti Teknoloji Müzesi olarak adlandırıldı. Ancak birkaç yıldır açık değil. Pekala, bu denizaltı bir daha asla denize açılmayacak olsa da müze yeniden açılsa iyi olur. Sonuçta bu denizaltı tamamen hizmet için yapılmış. Macaristan'daki bir tarlanın kenarlarında resmi olarak Macar Hava Kuvvetleri'ne ait olan birkaç sıra MiG-21 ve Su-22 uçağı bulunuyor. Gayri resmi olarak Macar Hava Kuvvetleri aslında onlarla pek bir şey yapmıyor gibi görünüyor. Görünüşe göre unutulmuş olan uçaklar, boyalarında hala net bir şekilde görülebilen amblemler ve logolar tarafından kolayca tanımlanabilirler. Ancak logolar aynı zamanda yaşlarını da ele veriyor. Bunlar modern Macar Hava Kuvvetleri uçakları olsaydı düşük görünürlük işaretleri ve NATO logoları olurdu. Böylece uçakların buraya ne zaman geldiği konusunda kabaca bir tarih belirleyebiliyoruz. Uçak meraklıları için belirtmeliyiz ki burada 3 farklı MiG-21 tipi uçak bulunuyor. MiG-21MF, MiG-21BIS ve MiG-21UM. Garip bir şekilde MiG'lerin yanlarındaki Su-22 uçaklarında çöl kamuflaj boyası var ve hatta bazılarının uç kısımlarına bilinmeyen nedenlerle arı sembolü yapılmış. Yerliler Su-22'lerin 1990'larda teslim edildiğini söylüyorlar. Ancak kimse nedenini bilmiyor. Aslında uçakların bekleme veya acil durum filosu olması mümkün. Ancak bu kadar uzun süre açıkta kaldıktan sonra amaçlarına uygun olduklarını söylemek pek mümkün görünmüyor. Bariz nedenlerle Sovyetlerin tüm nükleer silahlarını ve savaş başlıklarını tek bir yerde tutmaları mantıklı olmazdı. Bu yüzden devlet, Divina füze silosunun bulunduğu Litvanya'daki Flakstein bölgesi de dahil olmak üzere silahları tüm bölgelerine dağıttı. Ayrıca bu konumdan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Birleşik Krallığa nükleer bir füze fırlatması ve dakikalar içinde vurması mümkün olabilirdi. Bu da İngiltere'ye saldırıya yanıt vermek veya saldırıya karşı savunmak için neredeyse hiç zaman bırakmazdı.
Tabii Birleşik Krallık bu sofistike askeri üs tarafından tehdit edilen tek ülke değildi. Sovyetler Batı Avrupa'daki herhangi bir hedefe aynı kolaylıkla ateş edebilirdi. Böylece bu üste 1959'da muazzam bir nükleer bomba atabilen güçlü savaş başlığı R-12 füzesinin geliştirilmesine başlandı. Evet, 1962 Küba füze krizi sırasında Küba'da düzenlenen ve Amerika Birleşik Devletleri için varoluşsal bir tehdit oluşturan R-12 füzelerinden bahsediyoruz. Blücstein üssünün çoğu ise 30 metre derinliğindeki tünellerde gizlenmiştir. Ve tesisin varlığı ABD keşif ekipleri tarafından 1978'de bulunana kadar Batı istihbarat güçleri tarafından tamamen bilinmiyordu. Keşiften sonra füzeler kaldırıldı ve site tamamen terk edildi. Terk edilme koşulları ise bilinmiyor. Ancak o zamandan beri bölge bir karanlık turizm noktası haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından önce Adolf Hitler, Almanya'nın yeniden silahlanmasını denetledi. Bu yeniden silahlanma sürecinin bir kısmı, Lager olarak bilinen büyük askeri eğitim alanlarının oluşturulmasını içeriyordu. 1934'te inşa edilen Forzinia'daki Lager 3, bu alanlardan biriydi ve sonunda Hitler'in favorisi oldu. Daha sonra bölge diktatörün onuruna Adolf Hitler Lageri olarak adlandırıldı. İlk başta Adolf Hitler Lageri, SS'lerin buluşma yeriydi ancak 2 yıl sonra topçu Schüler Utabuk'un ana eğitim kampı oldu ve Alman ordusunun tank sürücülerinin çoğu 1940'ların başlarında eğitim için buraya gönderildi. Savaşın sonunda Almanları yenen Sovyet ordusu burayı ele geçirdi ve bu alanı savaşın harap ettiği Doğu Avrupa'dan ya da toplama kamplarından kurtarılmış kişiler için bir merkez olarak kullandı. Yine de bir süre sonra Sovyet ordusu bölgeyi askeri amaçlar için kullanmaya başladı. Buraya askerleri ve ailelerini eğlendirmek için küçük bir hayvanat bahçesi ve bir sinema yaptırıldı. 20. yüzyılın sonlarında ise tesis kullanılmaz bir hale geldi ve resmi olarak kapatıldı. 2007'de de terk edildi. Kampın tarihsel olarak önemli bölümleri yıkımdan kurtulmuş olsa da geri kalan her yer yavaş yavaş yıkılıyor. Fransız hükümeti, 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Nazi Almanya'sının işgal olasılığı konusunda endişeliydi. Hatta Maginot Hattı olarak bilinen bir dizi savunma tahkimatları inşa ettiler. Ancak Almanların bu savunmaları delip geçtiklerini biliyoruz. Bu tesislerin en büyüğü, Fransa ve Lüksemburg sınırına yakın olan ve 1935'te faaliyete geçen Ulrich-Rochambeau'ydu. 1940'taki Fransa Savaşı sırasında Almanlar etkili bir pozisyon kullanarak onu arkadan saldırarak deldiler. Tahkimat patlayıcı silahlardan büyük hasar gördü. Böylece Fransızlar teslim oldu ve Almanlar Rochambeau'yu ele geçirdi ve onu kışla ve birlik karargahı olarak kullandılar. Sonunda bölge 1944'te Amerikan kuvvetleri tarafından geri alındı ve savaş sona erdikten sonra Fransızlara geri verildi. O zamandan beri bölge bir NATO komuta merkezi ve bir Fransız ordusu komuta merkezi olarak hizmet verdi. Ancak 1998'de neredeyse tamamen terk edildi. Küçük bir askeri yapı halkın bölgeden uzak durmasını sağlıyor ancak sitenin aktif olmadığına inanılıyor.